Sevgili mavi kadınlılar, 27 Kasım'da bir dolunay var. Dolunaylar neydi? Dolunaylar bitişler, sonlanmalardı. Bu dolunay biraz zor bir dolunay olacak çünkü dolunayın bir tarafında Mars, karesinde de Satürn olacak. Yani hem öfke, hem kısıtlanmalar, hem engellenmeler. Yani biraz sevgisiz hissetmek, biraz daralmış hissetmek çok mümkün. Bunları moralinizi bozun diye söylemiyorum. Böyle zamanlarda önemli kararlar vermeyin, önemli adımlar atmayın. Biraz bu negatif enerjinin dağılmasını bekleyin diye anlatıyorum. Umarım sözlerim işe yarar. Hadi burçlara ve yükselen burçlara etkilerinden bahsedelim. Sevgili koçlar ve yükselen koçlar, sevgili koçlar, arkadaşlıklar, belki kardeşlerinizle ilişkiler, kuzenlerinizle ilişkiler, bu konularla ilgili artık bazı şeyler ortaya çıkacak ve siz bir karar vereceksiniz. Hayatınızda istiyor musunuz, yoksa gitmeleri mi gerekiyorlar? Yine ticaretle uğraşanlar için bu bir karar dönemi ama dediğim gibi çok öfkeli ve çok kısılmış hissedeceğiz. O yüzden birkaç gün geçsin, sonra verin kararınızı, biraz süzgeçten geçirin derim ben. O günlerde gökyüzünde Merkür Neptün karesi de olacak. Bol yalanlar duyacağız, haberiniz olsun. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar, sevgili boğalar, para evinizde gerçekleşecek bu dolunay ve zor bir dolunay, unutmayın. Kıstırılmalar, sıkıştırmalar, beklenen paraların gelmemesi çok mümkün. O yüzden o günlere birazcık daha hazırlıklı yaklaşmakta fayda var. Bol yalanlar dinleyeceğimiz, parayla ilgili kandırılmaya çok müsait olacağımız zamanlar, lütfen dikkat edin. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, sevgili ikizler, birinci evinizde gerçekleşecek bu dolunay. Yani hayat hayatınızın tamamına yansıyan bir karar dönemi gibi düşünebilirsiniz. Kim gitmeli, kim kalmalı ya da hayatınızda hangi adımları atmalısınız, tam böyle karar vereceğiniz günler ama çok öfke ve çok kısırılmışlık var. O yüzden de hep böyle zamanlarda birazcık daha zamanın geçmesini, birkaç gün geçmesini bekleyin derim ben. Yine adımlarınızı atın tabii ki de. İşle ve ortaklıkla ilgili bolca yalan dinleyeceğiniz, yalanların ortaya çıktığı bir dönem olacak. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler, sevgili yengeçler, bu dolunay zaten kendi içinde zor bir dolunay. Bir de sizin 12. evinizde gerçekleşiyor olacak. Biraz içe dönme, biraz sıkıntılı hissetme, belki uykuyla ilgili sorunlar bu aralar yaşanabilir. Dediğim gibi amacım moralinizi bozmak değil. Buna hazırlıklı olup birazcık daha kendinize iyi gelecek şeyler yaparsanız çok daha kolay yönetirsiniz. İşle ilgili, yurt dışı ile ilgili, eğitimle ilgili konularda da çok kafa karışıklığı olabilir. Dediğim gibi önemli kararları vermeyin derim ben. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar, sevgili aslanlar, hayallerinizle ilgili, sosyal çevrenizle ilgili bu dönem çok şeye karar veriyor olacaksınız. Maddi anlamda, yatırımlar anlamında böyle beklediğiniz sonuçları alamayabilirsiniz. Aşk ve para konusunda da yine böyle bol yalanların önünüze düştüğü bir dönem olacak. Dikkatli olun. Yani bu dolunayın zor bir dolunay olacağını tekrar söylüyorum. Amacım da sizin buna birazcık daha hazırlıklı olmanızı sağlamak. Sevgili başaklar, bu dolunay sizin için kariyer evinde gerçekleşiyor olacak. Kendi içinde zor bir dolunay, tekrar söylüyorum ve biraz kıstırılma, biraz sonlanma var. Kariyerle ilgili karar zamanı. Yani artık böyle devam etmeyen şeyleri biraz daha görüyor olacaksınız. Yine de fevri davranmayın, daha mantıklı hareket etmeye çalışın derim ben. Kariyerle ilgili karar zamanı. Yeni bir şey geçebilirsiniz, mevcut işi bırakabilirsiniz. Dediğim gibi hep daha sakin kararlar vermekte çok daha fayda var. Siz de böyle aileyle ilgili ilişkisi olanlar bu dönem bazı şeyleri duymaya başlayacaksınız. Çok canınız sıkılabilir. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler, sevgili teraziler, bu dolunay sizin için akademik kariyer, yurt dışı, eğitimler gibi konularda sonuç aldığınız zaman ama dediğim gibi bu sonuçları çok kolay alamayabilirsiniz. Engeller çıkabilir. Bazı böyle kısıtlamalar olabilir. Biraz can sıkıcı dediğim gibi. Bir de arkadaşlar ve böyle iş çevrenizle ilgili hoşunuza gitmeyen şeyleri duyacağınızı söyleyebiliriz. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler, sevgili akrepler, yatırımlar konusunda karar zamanı. Ama içinde öfke var, içinde beklenmedik krizler var, belki gecikmeler var. O anlamda yatırımla ilgili işleriniz varsa, krediler, vergiler, sigortalar hepsi olabilir. Hep birazcık daha temkinli ilerlemekte fayda var. İstediğiniz hızda gitmeyebilir. Siz de para ve aşk konusunda duyduğunuz yalanların ortaya çıktığını göreceksiniz. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar, sevgili yaylar, bazı ortaklıkların bittiği, bazı uzun süreli ilişkilerin bittiği, ilişkinizle ilgili kararları verdiğiniz bir dönem olabilir. Dediğim gibi içinde öfke var, içinde kıstırılmışlık var. O yüzden de bu dönem karar verecekseniz bile biraz bu 27 Kasım'ın birkaç gün geçmesini bekleyip sonra karar vermek çok daha mantıklı olacaktır. Çünkü bazen öfkeyle verdiğimiz kararlar sonra canımızı sıkabilir. Siz de hayatın geneline yansıyan, sizden saklanan bazı şeyleri duyuyor olacaksınız. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar, sevgili oğlaklar, bu dolunayla beraber işinizle ilgili kararlar veriyor olacaksınız. Günlük rutinlerinizde yardım aldığınız insanlarla ilgili kararlar veriyor olacaksınız. Rutinlerinizi değiştireceğiniz bir dolunay olacak ama biraz öfke, biraz kısırılmışlık var. O yüzden önemli kararlar için ne olursa olsun öfkenizin geçmesini bekleyin derim ben.
Ve siz de arkadaşlarınızla ilgili, çevrenizdeki güvendiğiniz insanlarla ilgili bazı yalanları yakalayabilirsiniz. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar, sevgili kovalar, aşk evinizde gerçekleşecek bu dolunay. Bazılarının yalnızlığını bitirecek, bazılarının ilişkisi varmış gibi görünüp olmayanların da bunun ne olduğunu anlamasını sağlayacak. Aslında biraz sis perdesi kalkacak gibi düşünebilirsiniz. Aşkla ilgili karar zamanı diyebiliriz. Siz de parasal anlamda bazı bilgilerin size çok doğru aktarılmadığını öğreniyor olacaksınız bu dönemde. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar, sevgili balıklar, hanenizle ilgili, evinizle ilgili bazı önemli kararlar vermeniz gerekebilir. Hep aynı şeyi söylüyorum. Birazcık daha temkinli karar vermekte fayda var. Çünkü biraz öfke var. Biraz böyle hiçbir şey istediğim gibi gitmiyor hissi var bu dolunayın içerisinde. O yüzden biraz birkaç gün geçsin sonra karar verin derim ben. Siz de kariyerle ilgili sizden saklanan bazı şeyleri öğreniyor olacaksınız bu dolunayla beraber. Sevgili mavi kadınlar, zor bir dolunay. Böyle dolunayların da anlattığı bir şeyler vardır bize. Ama size söyleyeceğim son şey şu olsun. Öfkeyle hareket etmeyin. Güzel sonlanmaları olsun. Bitmesi gereken şeyler de gitsin hayatınızdan derim ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.